Herkese merhaba. Mesele Ekonomi'de Neden Böyle programının 16. bölümünde yine birlikteyiz. Bu hafta yeni açıklanan işsizlik verilerini ve Türkiye'nin aslında genel anlamda kanayan yarısı olan istihdama, işsizliğe, iş dünyasına ilişkin bütün sorunları masaya yatıracağız. Kimle yatıracağız? Doçent Doktor Oğuz Demir'le. Oğuz'cum merhabalar. Hoş bulduk. Zaten seni tanıtmaya gerek yok. Ekranlardan herkes çokça görüyor, biliyor, ediyor. Şimdi konumuza girelim. Şöyle havayı kokladığın zaman da hemen farkına varıyorsun ki Türkiye'de çok derin bir işsizlik var. TÜİK'in hesaplamış oldu. Yani son 4 hafta içerisinde işe başlamak isteyenleri içerisinde, yani iş başvurusu yapanlar içerisinde arayıp bulamayanların oranına bile indirgendiğinde işsizlik %11,2 ve %10'un altına uzunca yıllardan beri girmiyor. Daha geniş tanımlı, yani aslında iş aramaktan ümidini yitirmiş, iş aramak isteyici o ama çevresindekiler bulamadığı için ben zaten bulamam diyor veya mevcut başvurusuna cevap bekleyenleri de sayarsak aslında çok daha yukarıda %22,6, bu da %20'nin üzerine yerleşti. Yani kabaca Türkiye'de TÜİK'in yapmış olduğu bu verileri fazla iktidar lehine yorumlama özelliğini dışarıda bile bıraksak her 5 kişiden biri işsiz. Böyle bir durum. Ve bu sürdürülebilir bir şey değil. Son bir veri daha söyleyeceğim. İstihdam oranı var. Yine bu TÜİK'in tanımlarını aşan bir oran. Çalışabilecek nüfus içerisinde gerçekten aktif olarak çalışan %46-47 dolaylarında. Geçmiş ülkelerde bu %60'ın altına inmiyor. Ben bunu şuna benzetiyorum. Bir ülke kalkınma duvarına tırmanmak istiyor ama tek kolla. Tek kolla olmaz. Yani daha çok az kişi çalışıyor. Çünkü ekonomide istihdam yaratamıyor. Böyle bir sorun. Şimdi ben genel anlamında çizdim. Sormak istediğim şey şu. Bu bir kere sürdürülebilir bir şey mi? Yani bir ülke böyle ne olacak canım? Her yıl %20 geniş tanımlı işsizlik var. Ben böyle bir 10 yıl daha geçiririm diyebilir mi? Bunun nasıl bir kalkınma sonucu olur? Nasıl bir borç sorunu olur? Refah sorunu olur? Sürüyor işte. Yani baktığımız zaman 2001 yılında %10'un üzerine attı kendini işsizlik oranı. Manşet işsizlik. 2000 yılından 2022 yılına, yani 2001'den 2022'ye 20 yıl olmuş. Böyle bir işsizlikte çok acayip bir iyileşme gördüğümüz bir dönem hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum. Yani sadece birkaç ay işte bir %9, evet, 9.6, 9.7 var. Yani o da 9.6, 9.7, yani hani geldi de %4'lere, 5'lere acayip bir iş ortamı falan yaratılmadı. Şimdi 20 yıldır sürüyor bu. Bu 20 yıldır sürmesi, hani her şey bundan sonra da ilanaya sürer mi? Sürebilir yani. İnsanlar işsizlik şöyle bir şey çünkü. İşsiz, yoksul, derin yoksul, aç. Yani her geçen gün bu nüfusun oranı tüketebilir geliri olan, işte ekonomide değer yaratabilecek, katkı yaratabilecek insan sayısı her geçen gün işte belirli bir seviyenin üstüne çıkmadan devam etmeye başlamış oluyor. Yani baktığın zaman hani kalkınma bir tarafıyla bu insanlarla beraber olabilecek bir şey. Sen tek kolla tırmanma olarak tanımladın ama ben mesela bunu yıllardır şöyle tanımlıyorum. Bu bir petrol. Ama işte onu işlemek yerine sen denize akıtıyorsun. Kullanmıyorsun o petrolü. Şimdi o kaynağın bir sonu var. Sonu geldiğinde şuradan biliyoruz. 20 yıldır akıtıyoruz biz bunu denize. Ama küçük bir araya gireyim. Yani yoksul da olsa insanlar hala bir şey tüketiyorlar hayatta tüketiyor. Kalmak için. Öte taraftan yani bu denize akıtıyorsun bu petrolü ama bundan sonrası için artık denize akıtacak petrol rezervin de azalıyor. Çünkü ülke yaşlanıyor. Yani o 2000'li yılların başında işte 2025'e, 2030'a gelene kadar olan o süreçteki çalışma çağı nüfusunun toplam nüfustaki payının yüksek olduğu dönemden şimdi hızlıca bir şekilde yaşlanan bir nüfusa doğru dönüyoruz. Ve biz o petrolden hiçbir gelir elde etmedik. Onu olduğu gibi denize akıttık. Yani sosyal güvenlik sistemine ve ekonominin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayan insanlar haline getirmedik. Şimdi artık bundan sonra hep beraber bu yoksulluk ve yoklukla mücadele edecek bir nüfusla, daha düşük oranda bir nüfusla, çalışan nüfusla yola devam etmeye çalışıyor. 85 milyon Türkiye'nin nüfusu. Çalışan sayısı 30 milyon. Bundan 2 sene evvel de çalışan sayısı 30 milyondu. Nüfus 80 milyondu. Yani bunun ondan 4 sene evvel de çalışan sayısı işte 28 milyondu. Nüfus 78 milyondu. Yani oransal olarak bakıldığında istihdam oranı belirli bir şeyde yukarı doğru çıkmıyor. Bunun önümüzdeki dönemde bir kere hiçbir şey olmasa sosyal güvenlik sistemine bir zarar. Zaten şöyle kısa vadede yoksulluk da görüyoruz. Uzun vadede sosyal güvenlik açıyor. Çünkü en sonunda bu insanlar bir gün emekli olmak durumunda kalacaklar. Burası ABD'deki gibi değil. Böyle çok para kazandım, işte belli bir paramı emeklilik sistemine koydum. Ya da oradan, sen emekli olma, hiçbir gelir
gelir elde etme, yokluk içinde, yoksulluk içinde yaşa, hiçbir sağlık hizmeti alma diyebileceğin bir ülke değil. Değil. İyi ki öyle değil de ama orası tabii, iyi ki tabii. Değil. Yani. Veya işte elinde hisse senetleri var, yıllarca biriktirmişsin, onların temettüleri yaşıyorsun, ediyorsun. Emeklilik böyle fonu falan yok. Bunlar çok Amerikan filmi izlemiş arkadaşlar için geçer. Bazen film öneriler geliyor ama Türkiye'de olan olabilecek şeyler değil. Öyle bir finansal okuryazarlık yok, öyle bir birikim yok, öyle bir birikim olması için gelir yok. Yok tabii. Çalışma durumu yok. Tabii bir de bu sosyal güvenlik kısmını çok konuşulmuyor ama biz yine bu programda birazcık da tarihe not düşmüş olmak amacıyla değinelim. Bahsettin demografik bir fırsat. Penceresi deniyor. Gitti. Evet, o pencere. Kapandı işte, kapanıyor işte gün gün. Ben mesela sürekli bunu söylerim. 2001 krizi reçetelerini 2021'de 22'de uygularsanız olmaz. Hı-hı. Olmama nedenlerinden biri de bu. Tabii yani demografik bir dönüşüm var çünkü toplumda. 2000 yılında o dönem ortalama yaş, medyan yaş, ortanca yaş 25 iken şimdi 33'e doğru yakınsadı. Ve oradaki 8 yaş bayağı büyük bir grup demek. Ve daha da düşün iktidar değişecek de bir kalkınma planı hazırlanacaktı şu bu. Ama bu esnada sosyal güvenlikle ilgili başka bir sorun daha var. Kayıt dışı istihdam. Tabii. Mesela hatta bu ayki rakamların da aslında bir tarafta böyle bir şeyi var. Şimdi bu az önce girişte bahsettiğimiz verilerin büyük çoğunluğu aralık verileri. Yani bunlara bir aralık verisi. Şimdi biz aralıkta ne yaşadık? Bir asgari ücret zammı yani Ocak ayı itibariyle %29 ila 50 arasında değişen. Hükümet onun %50 olduğunu söylüyor ama ben ısrarla her seferinde aynı şeyi söylemeye devam edeceğim. %29 ile %50 arasında değişen zam yapıldı asgari ücrete. Çünkü 3 çocuk babası, eşi çalışmayan bir çalışan 3200 liraya yakın asgari ücret alıyordu asgari geçim indirimi sayesinde. O da 4000 işte 253 lira alacak. 2825 lira alan da 4253 lira alacak. 2825 lira alan için %50 zam doğru. Ama 3200 lira alan için şu andaki zam oranı %30. Dolayısıyla %30 ve 50 arasında zam yapıldı. Şimdi bu bir kere tek başına olmuş olsaydı belki işverenin kaldırabileceği bir yük olarak gözükebilirdi. Yani ben sadece işte insanlar zamlar altında ezildiler, enflasyon yüksek. Biz satın alma gücü telafisi yapalım, biz bunu zamlayalım. Tamam insanlar da mutlu çalışsınlar, verimlilikleri artsın, belki daha da iyi gidelim falan filan. Ama 2015'te de buna benzer bir zam olmuştu. Evet. Ama şöyle bir şey var şimdi. 31 Aralık gecesi. Ben şimdi dükkan sahibiyim, restoranım var. 5 tane garsonum var, işte bir ahçım var, bir işte ahçı başım var. Diyelim 10 kişi çalışıyoruz biz. Şimdi ben buradaki zammı yaptım, seve seve yaptım. Çünkü dedim ki insanlar zaten bir sene içerisinde enflasyona maruz kaldı, çok zorlandılar. Yani biz de iyi kötü kazanıyoruz. Hani pandemi geçti, ufak tefek işler açıldı. Ben yapayım bu zammı dedim. Ama ondan sonra pazara çıktım akşama çünkü işte müşteri gelecek ona yemek yapmam lazım. Bir pırasayı 10 liradan almaya başlamış. Yani pırasa bir ucuz. Etin fiyatı çıkmış 2 katına. Dönmüşüm işte tüp kullanıyorum, işte doğal gaz kullanıyorum faturası çıkmış 2 katına. Elektrik kullanıyorum faturası çıkmış 2 katına. Her şeyin bu kadar arttığı bir dönemde ben gelirlerime bakmışım. Örnek veriyorum tamamen işte o restoran örneği üzerinden gittiğimiz için söylüyorum. Benim gelirlerim gecelik işte 2000 liradan 3000 liradan fiyatları arttırmama rağmen 100 bin lira. Toplam giderime bir bakıyorum 150 bin lira. Şimdi sen olsan ne yaparsın benim yerimde? Bu restoranı kaç ay devam ettirirsin? Ve şöyle bir şeyin de yok. Hani 2 ay sonra değişecek bu. 2 ay sonra her şey çok güzel olacak. Öyle bir şey de diyemiyorsun. Tam tersi algı bundan sonra daha kötü olacak. Daha da kötü olacağı yönde. Şimdi o zaman diyorsun ki bir dakika ya ben belki Murat'ta para vardır burayı Murat'a devredeyim. Hani bir an evvel çıkayım bu endüstriden. Şimdi Murat diyor ki bakıyor fiyatlara yok alınır mı abi burası diyor. Deli misin ben bir sene önce sana teklif vermiştim o zaman bakacaktım buna diyor. Şimdi ben o zaman şöyle başlıyorum. Önce diyorum ki maliyetleri kısmam lazım. Ben hangi maliyeti kısabilirim? Pırasa daha az pırasa öğünleri küçültemem ki o yani burası restoran öyle değil mi? O zaman diyorum ki 5 garson yerine 3 garsonla çalışayım. Ya da o 3 garsonlara diyeyim ki ya bakın çocuklar durum kötü. Kayıt dışı çalışın siz. Şu sigorta yükünden falan kurtulalım yoksa kapatacağız. Tam oraya gelmeden şunu söyleyeyim. Yani tüm maliyetler arttığı için bunu aslında çok konuşmadık ama finansman maliyetleri de dahil. Yani belki Merkez Bankası faiz %14 ama Bankadan benim alacağım paranın faizi de arttı. Bakıyorsunuz işte bunlardan ötürü şirketlerin karlılık oranları düştü. Zaten pandemi nedeniyle uzunca bir süre cirolarda azalma vardı. Bir de devlet kredi yardımında bulundu. Yani kredi yardımı bunların yardım ödemesi de var. Onlar geliyor. Bir de ötesi hibe olmadı. Yani sonuçta iş yapamadığınız zaman size bir düşük faizli olsa yük oldu. Şu an istihdamın yükünü çeken hizmet sektörü, yani 15-16 milyon insanı istihdam eden hizmet sektörü şu anlattığın
şu konuştuğumuz yükün içerisinde, bir bataklığın içinde çırpınıyor şu anda. Finansman gideri de, pandemi döneminde kapalı kalmasının sermayesinde yarattığı erime de, işte dön maliyetlerdeki artış de, işte bir kuruş destek alamamış, kredi çekmiş, onu ödeme zamanı de, hepsini üst üste koy. Az önce anlattım, restoran hikayesi bu yüzden önemli. Markette durum farklı değil ki. Yani perakendeye bakıyorsun. Perakende de şöyle bir durum var. Şimdi biz gidiyoruz. İyi kötü 3-5 kuruş maaş alan insanlarız hani. Gidiyoruz, bakıyoruz. Ya geçen hafta ben mesela şu kapsül kahvelerden seviyorum. Yani bir sene öncesinde hatırlıyorum. Hatta kardeşim bende kalmıştı. Böyle bir dönem çok içiyordu. Kızıyordum ona böyle. 23-24 lira oğlum 10 tanesi. Bak çok pahalıya mal oluyorsun. Sen de şakalaşıyorduk. Uzun zamandır da almamıştım eve. Geçen markete gittim de alayım dedim. Bir yıl ya bir yıl. 55 lira. Dedim ki ithal olan veya fiyatı tabii, dövize bağlı olan her şey. Her şey fiyatı iki katına çıktı. Şimdi en az iki katına çıktı. Ben almadım mesela onu. Dedim ki bir dakika, ben bir tane espresso fincanıyla kahveyi 5,5 liraya içemem. Dışarıda içerim daha ucuz diyorsun. Mesela dışarı gidiyorsun orada 15 lira falan. Hani böyle bir şey de kalmadı artık. Bütün bu maliyetler bu kadar arttığı zaman bunu satan market değil mi? Para kazanamıyor. Ciro yapmıyor. Çünkü Türkiye'de şöyle, iş dünyasının şöyle bir özelliği vardır. Türkiye'de iş dünyası hesabını ciro üzerinden yapar. Öyle dönüp işte final bilançoya bakmaz. Bu da tabii işletme dersini bunu böyle olması gerektiğini de pardon Allah'tan. Hiç oralara girmiyorum. Biz de ciroya bakarsın. Şimdi bakmışsın ciro, abi ciro tamam da ama öte tarafta bir de giderin belli. Şuna benziyor. Çok koşmuşsun sahada ama gol yok. Gol yok tabii canım. Çok şey arı gibi çalışıyorsun ama bal yok ortada. Yani şimdi öyle olduğu zaman da ilk dönüp bakacağı yer işçi olacak. Evet. Zaten canımızı yakan şey şu. Yani önümüzdeki dönemde mesela işsizlik şu an 8 milyonun üstünde, 8-10 milyon arasında değişti bu rakam pandemiyle beraber. 10 milyonun üstüne atmıştı geniş tanımlı işsizlik. Doğru. Şimdi 8 milyon, biraz üstü biraz altı gidiyor. 8 milyon insan zaten işsiz, gelirsiz, çok kısmi bir tüketim harcaması var. Bunun üzerine önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler olumsuz. Belki o sayı gitgide artacak. Çünkü mesela restoran yöneticileri birliği mi, restoran sahipleri birliği mi ne, onun bir başkanı var. Çıktı şunu söyledi. Dedi ki bundan sonra lüks restoranlar ve çok düşük işte ucuza şey satanlar, orta sınıf artık yok olacak. Ki Türkiye'de İstanbul ve Ege kıyılarından ibaret görmüyor mu? Lüks restoran Anadolu'ya gidince en fazla bir il merkezi. Her ilde bir tane, iki tane. Şimdi bunların hepsi kapandığı zaman biz nasıl devam edeceğiz hayatımız? Buralarda çalışan insanlar ne iş yapacak? Mesela sanayi bak bir tane onu da söyleyeyim. Dün yine bir ithalatçıyla işte beraberdik ama yatırım malı ithal ediyor. Yani yatırım malı ithal etmesi şu demek. Aldığı malı Türkiye'de birilerine satıyor. Türkiye'de bu malı alanlar yurt dışına ihracat yapan firmalar üretimlerini arttırmak için bunu alıyorlar. Yani o yatırım malı talebi yüksek olduğunda buranın siparişi yüksek demek. Yani makine yapan makineler. Evet. Şimdi o diyor ki mesela son 2 aydır sipariş iptalimiz yok. İhracatçının siparişi yüksek ama son 2 aydır yeni sipariş sayısı azaldı. Ben de diyorum ki neden? Hani çünkü ihracat yapıyor işte, deli dolu ihracat yapıyormuşuz ülkecek. Diyor ki öyle bir belirsizlik ortamı içerisinde ki ihracatçı diyor. Ya bir duralım, bir bekleyelim dedi diyor. Şimdi bu da şu soruyu, yani istihdam üzerinde şunu yaratıyor. Şimdi son 4 aydır kim istihdamı arttırıyordu? Sanayi tarafı, ihracatla beraber. Şimdi o da diyor ki bir bakalım, bekleyelim. Çünkü onlar da şunu gördüler. Bir 31 Aralık gecesi doğal gaz zammı ortada, elektrik zammı ortada. Sürekli gelen akaryakıt ve LPG zamları var. Bir de hadi parası neyse verelim. Belki çok kârlı bir sektör. Tedarik edemiyoruz. Evet. Elektriksiz kaldığımız dönemler oldu. Doğalgazsız kaldığımız dönemler oldu. Hatta hala tam olarak dört dörtlükte dönmediğine dair iddialar var. Ve sadece sanayiyle de kısıtlı kalmadı. Bazı plazalarda da bunun belli derecede kısıldığına dair söylendi. Onlar da yeni istihdam yaratmayacak. Buradaki sorun o. Yani hani belki işten çıkartma yapmayacak. Aynı tempoyla çalışmaya devam edecek. İşte %75-80 kapasiteyle çalışıyor şu anda özellikle sanayi. Yani işten çıkartmayacak ama o da İşten çıkanın kompanse eden o yeni istihdamı azaltmaya başladı. Ama sorun şu ki işsizlik havuzu sabit bir havuz değil. Değil Türkiye tabii. Tamam eskisi kadar genç nüfusa sahip değil ama hala genç nüfusa sahip. Bu da kabaca normal şartlarda iş gücüne ümidini 700-800 bin katılım. Hadi birazcık daha küçültelim. Ümidini yitirenler, işte ev kadınları diyelim, şu diyelim, bu diyelim. Bunlar da aslında çok doğru tabirler değil. Fiziksel engeli olanlar bile çok güzel olanaklar tanındığı zaman çalışabiliyorlar, edebiliyorlar. Bu şekilde toplumda olmuyorlar ama hani Türkiye koşulları bunu düşünelim 600 bin. 600 bin yani taksimetre 600 binden açılıyor. Yani her yıl 600 bin iş yaratacaksın ki işsizlik
sigoranın seni sabit kastı. Şimdi mesela 10 yıl sonrası plan yapıyorsak şu anda 26-27 milyon istihdam diyelim ki. 30 milyon şu an 30 milyon devleti saymadım özel var. Sektör. Evet. 26 milyonsa onu bir 36 milyon yapmayı pardon 32 milyon yapmayı hesaba katacaksın. Evet. Nasıl yapacaksın? bugünkü bakış açısı, yönetim tarzıyla, bugünkü koşullarla nasıl 6 milyon? Yani şöyle düşün, son 4 yıldır Türkiye istihdam yaratmamış. 30 milyonmuş, 30 milyona gelmiş. Öyle değil mi yani? 30 milyonmuş. Hani pandemiydi diyelim, 100 yılda bir diyelim. Pandemiyi yok saydığımız halde de öyle. Yani ondan önceki 4 senede de işte 27-28 milyondan 30 milyona gelmiş. Yani Türkiye 10 yıldır zaten nette iş yaratması çok sınırlı bir ülke. Senin ara ara vurguladığını görüyorum. Şimdi daha da böyle reel sektörle iç içesin. Şimdi bu özel sektör şirketleri de eskisi kadar finansal durumu iyi değil. Değil tabii. Şimdi 10 yıldır öteliyoruz. KGF kredisi oluyor, hibesi şimdi oluyor, şu KGF oluyor. KGF geliyor. Tamam, bir yere hadi bir yıl daha öteledik, biraz daha öteledik. Şu an özellikle vurgulamak istiyorum. Taşıma suyuyla değirmeni döndüre döndüre bu şirketlerin sermaye yapısı da azaldı. Bundan sonra yatırım yapmak, hadi istese cengaver diyelim, şu diyelim, bu diyelim, gene o kadar bir alanı kalmayacak. Çok büyük mesela son dönemde birçok şirketin, sen daha iyi takip ediyorsun, ayakta kalmasının arka planında halka arzlar vardı. Yani öyle değil mi? Biraz finansal sıkışıklık ama işte iyi gidecek firmalar, hop halka arz edeyim ben birazcık, hayatta kalayım, ayakta kalayım. Maalesef yeterince oturmamış şirketleri ikinci seferdir bir halka arz seferberliği denilerek getirdik. 90'lı yıllarda bunu yaptığı zaman da sonu hiç iyi olmamış diyeyim. Daha böyle morali de çok bozmayayım. Zaten şimdi, durum fena. Böyle bir ortamda iş dünyası daha fazla ne bekliyor? Teşvik bekliyor. Onu da resmi olarak verilebilenler var. Bir de resmi olmayarak verilenler var. Nedir? Bir sığınmacı desteği. Yani al da istediğin gibi kullan diyorlar. Şimdi bu insanlar da zor koşullardan kaçıp gelmişler ama bu tamamen onların istismar edilmelerinin önünü açmamalı. Bir de Türkiye'nin gerçekleri var. Kendisi vatandaşın iş bulmakta zorlanıyor. Bir de sığınmacılar geliyor. Bu daha entelektüel camiada biraz eksik tartışılıyor bu. Çok iyi bir işiniz varsa, beyaz yakaysanız, nitelikli birseniz tabii ki sığınmacılar size çok bir sıkıntı yaratmıyor. Ama birazcık daha böyle az vasıflı işteyseniz ciddi bir sorun yaratıyor. Mesela tarım işçileri değil mi? Tabii, bunlar tabii. Da mesela işvereni ayak tutmak için kullanılıyor ama istihdama yaramıyor. Endüstride de öyle, sanayide de öyle. Mavi yaka çalışan. Yani şimdi tekstilde mesela Türkiye'de en fazla ihracat yapılan ikinci sektör tekstil ve konfeksiyon. Bunu Kayseri'de bir işte galiba Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili ya da oralı biri söyledi. Antep'te. Adıyaman önemli bir tekstil merkezi oldu. O 2003'ten sonraki teşviklerden sonra Antep'ten söktü fabrikayı, Adıyaman'a kurdu adam. Buralarda Kilis'te yine aynı şekilde ciddi bir Suriyeli çalışan istihdamı var. Yani bunu Suriyeli söylemek istihdamı. Yabancı karşıtlığı değil. Böyle bir hayır öyle bir şey yok. Yani. Ama buradaki zaten sorun şu. O insana da zaten belirli bir standardı sağlamıyorsun. Yani şimdi Suriyeli ya da değil. Birini işe aldığında sosyal güvenliğini sağlaman lazım. İnsanca çalışıyor olması lazım. Ücretinin asgari ücret olması lazım. Türkiye'de yasal bir asgari ücret var. Ve bunu ödememek ve çalışma suç. İzni almış olman lazım. Şimdi bunların hiçbiri yoksa bu insanı çalışanda suç yoktur ki burada. Burada çalıştıranda suç vardır. Bir de o çalıştıranı denetlemeyen yapılar da vardır. Ama senin dediğin gibi görünmeyen bir teşviğe dönüştü. Şimdi mekanizma şurada bozuluyor zaten. Diyor ki hükümet, daha bundan 2-3 ay önce yeni ekonomi modeli, ihracat, daha çok ihracat. Nasıl ihracat? Fiyat düşürerek ihracat. Rekabeti fiyat düşürerek. Tamam, hangi fiyat, yani fiyatı Türk lirası cinsinden, işte Türk lirası değer kaybettiğinde üretilen malın maliyeti düşmüş olabilir dışarıya satış fiyatı, dolar cinsinden. Ama öte tarafta içeride çalışanında iş gücünün maliyetinde dolar cinsinden düşürmüş oldun, öyle değil yani mi? Yoksullaştık. Ha yani şimdi ne yapıyorsun? 4000 lira yerine 2000 liralık çalışana yönlendiriyorsun. Rekabet etsin, iyice fiyatı şey yapsın. Bugün dış ticaret hadleri açıklandı yine. Yani Türkiye daha yüksek fiyata yurt dışından ithal mal alıp daha az sayıda, daha ucuza daha fazla mal satıyor. Yani çok abartmadan söylersek eğer aslında bize bir eski dönemlerde bu Amerikalı uzmanlar 1940'larda Dünya Bankası uzmanları geldiği zaman sizden ancak tarım ülkesi olur, ham madde ülkesi olur derken bir nevi ona döndük. Tabii bu çok abartısı. Tabii ki o kadar değil ama bunu 1946'dan 2021'e keşke ayarlarsak. Keşke bugün tarım ülkesi olabilsek Murat. Bak şöyle bir şey. Keşke bugün tarım ülkesi olabilsek. Tarım derken ham madde yani ya, az yani emek katma değer ürünler. Ama bak evet. Mesela tarımda bile çok yüksek katma değer yaratabileceğin artık şeyler
şeyler var, alanlar var. Ya az önce yine bir örnek vereyim. Ya makine hikayesini verdik ya. İhracatta sadece yani o milyonlarca dolarlık yeni makine yatırımı yapmana falan gerek yok. Sadece verimliliği artıracak reorganizasyonla Türkiye'de üretimi %20-%30 arttırabilirsin. Biz ona kafa yormak yerine işverenin kolaylıkla daha rahat işte yurt dışına mal satabileceği bir fiyat ortamı, fiyat rekabeti yaratmaya çalışıyoruz. Sonra da Türk lirasının değerini düşürerek yapıyoruz. E onun da bedelini hani evet ihracatçı para kazandı %25 yani iki kat daha fazla mal satıp %25 daha fazla gelir elde etti. Öyle söylüyorum. Kabaca rakamlar bunu söylüyor. Ama onun aradaki o %25 kazancının bedelini kim ödedi? Biz ödedik. Nasıl ödedik? Aa işte elektrik faturalarıyla ödüyoruz şu anda. Dahası demin az önce söylemiştin. Hemen işten çıkarma olmasa bile sosyal güvenlik açığına da değinmek istiyorum burada. Başka bir ara en büyük gider kalemi şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütçesinin yıllık harcamasına baktığında en fazla parayı ayırdığı yer faizden önce sosyal güvenlik kurumu. Ne zaman biz bunları en çok konuştuk? 90'lı yıllarda değil mi? Hani klasik bizim çocukluğumuza denk geliyor. Evet, sürekli bunlar ifade edilirdi. Şimdi 2030'lara doğru giden yolda tekrardan geliyor. Ve kayıt dışı istihdam. Şimdi bu da var. Mesela pandemide bunu biz iyi çözmüştük kayıt dışı istihdamı. Evet. Herkes işsiz kalınca kayıt dışı istihdamı düşüyor. Ne güzel bir şey. Şimdi hani tam tersi daha fazla olacak. Bu bana şey anımsatır. Matematikte böyle işte bir şey denklemi çözerken iki kökü çıkar biri sıfır. Tamam ne güzel. İşte olmayınca çözülüyor. Fakat bu mesele, başka bir soru. Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz. çok güzel oldu bu. Şimdi bu da dediğim gibi artık şeye dönüyor. Ekonomi bir süre bunu götürür. Bir yerden sonra taşıyamaz sırtından. Gider. Bir ara bunları biz konuşacağız. 90'lı yıllarda da işte o emeklilik sistemleri bozduk. Ne oldu? 99'da ve 2002'de işte bak. Ve 99'da ve 2002'de iki tane sağlam IMF anlaşması yaptık. Sağlam derken anlaşma onur etmek anlamında demiyorum. Kısıtlayıcı, bütün bağlayıcı. Bütün baştan evet, sonra değiştirdik. Yani. Bizi oraya yetiyorlar. Şimdi son olarak, sondan bir önceki olarak şu konuya değinelim. Bir de bu işin en çok mağdur olan bir grubu var. Gençler. Evet. Şimdi, üniversitede çalıştığın için onlarla zaten temasın, iletişim çok daha fazla. Bir kısmı çok nitelikli. Onlar zaten yurt dışına gitmeyi tercih ediyorlar. Ben şöyle söyleyeyim. Zaten. Evet yani mesela şimdi garip geliyor insanlar ama ODTÜ elektronik mezunu bir kişi. Aselsan'da çalışıyor. 10 yıl, 15 yıl çalışıyor. Yani ODTÜ elektronik kazanmak çok zor bir şey. Okumak daha zor bir şey. Aselsan'a giriyorsunuz, çalışıyorsunuz ve kıdem alıyorsunuz. Sonra size bir işte diyelim ki 27 bin lira veriliyor. Hesabı kolay olsun diye bunu seçtim. 2 bin dolar. Şimdi 27 bin lira deyince hepimizin gözleri bir fal taşı gibi açılır değil mi? Türkiye'de bunu şurada insek söylesek iyi para derler. Sonra dersiniz ki bu niteliklere sahip herhangi bir kişi Avrupa'da ve böyle ABD, Silikon Vadisi, Londra, New York'tan bahsetmiyorum. Çek Cumhuriyeti'ne, Prag'da ne kazanır? Bunun üstünde bir para kazanır. Ve hayat standartı özgürlüğü daha fazla olur. Çocuklarını daha iyi dini eğitimle vermeyen, yani seküler eğitimden yana olan okullara verebilir. Şimdi böyle bir ortamda ne yapıyorlar? Bir beyin göçü oluyor. Tabii. Tamam, bu böyle. Hadi gittiler onlar, ülkenin kaybı. Bundan sonra zaten çok daha zor, savunma sanayi dahil olmak üzere katma değerli ürün yapmakta zorlanacağız. Ama yurt dışında herkesi beklemiyor kardeşim. O zaman biz burada gençlere ne vaat ediyoruz? Burada bir açık hava hapishanesi gibi olmuyor mu? Yok işte asgari ücreti vaat ediyorsun da şanslıysa. Yani onun dışında vaat ettiğin çok fazla bir şey yok. Çok nitelikli ama bu şöyle bir ayrım da yaratıyor aslında bir taraftan bakıldığında. Eğer nitelikliysen toplumun geri kalanından çok hızlı bir şekilde sıyrılabilme fırsatı yaratıyor. Yani o yurt dışına gitmese de Çek Cumhuriyeti'ne, işte Avrupa'ya, Almanya'ya gitmese de Türkiye'de çok hızlı, çok yüksek para kazanmaya başlıyor. En azından kendini ayırabiliyor. Buradaki asıl meselemiz hani o nitelikli çok iyi yetişmiş işte kendine alan bulabilen seçmece şirketlerin böyle seçmek için üzerine atladığı insan kaynağında değil. Geri kalan milyonlarda. Yani biz şimdi buranın gidişini çok konuşuyoruz ama evet yani çünkü Türkiye'nin en önemli yetiştirdiği kaynaklar. Şart, evet, şart yani. Olan beyin gücü bu. Ama öte tarafta bundan aslında teorik olarak yani aynı insandan bahsediyoruz. Aynı toprakların insanı. Biri daha iyi eğitim aldığı için öbüründen böyle bir fersah şey açmış, fark açmış. Bu da aynı adam ama. Yani bunu da buraya dönüştürebilmenin peşine koşmamız gerekiyor. Tartışmamız gereken şey bunlar niye gidiyor kadar, burada geri kalanlar niye gidebilecek kadar kaliteli değil. Türkiye'de bahsettiğimiz o dönüşümü yaratmak için buna ihtiyacımız böyle var. Böyle şeyler de yanı başımızdaki bir ülkede yaşandı. Ve Suriye değil, Yunanistan'da. Tabii canım. Gençler gittiler Almanya'ya, İngiltere'ye yerleşmek durumunda kaldılar. Yani şu an genç bulamıyorsun buralarda gittiğinde. Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Romanya'da, Hırvatistan'da, şimdi son dönemde Slovakya'da, Slovenya'da. Yani buradaki yetenekli insanların olduğu gibi Almanya, İngiltere'ye falan gittiğini biliyoruz. Ya biz hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Yani niye durayım ben burada sorusuna yanıt vermek gerekiyor. Biz hatırlıyor musun hep şunu söyledik işte bundan 5 sene evvel ya da işte 4-5 sene evvel insanlar şu yüzden gidiyorlardı. Ya bu ülkede özgürlük
işte sıkıntısı çünkü var. Gezi hukuk, olaylarında temeli evet, buydu. Demokrasi, böyle sorunlar var ve biz bu yüzden dışarıda iş bulduğumuzda gidip dışarıya, yani ekonomik değildi, daha siyasiydi meseleler. Aradan 5 yıl geçti, o siyasi meseleler derinleştiği gibi üzerine bir de ekonomik sorunlar eklendi. Şimdi giden hem o siyasi meseleleri bahane ederek gidiyor, hem de üzerine ekonomik meseleleri eklemiş örnek olduk. Örnek tıp doktorları. E tabii. 10 bin lira maaş, şimdi yine gözler fal taşı. Hocam yeni mezunsun 10 bin lira. Ya bir tıp doktoru. Tabii tabii. Yani 24 yaşında genelde mezun oluyor, kazanabilmek, okuyabilmek. Bir de 10 bin lira geç. Bak o insanların büyük çoğunu çok gönüllü çalışıyorlar tabii. Zaten o paralar için de. Daha ötesi acayip bir baskı, stres, sürekli kavga, gürültü. Ya düşünsene doktorsun. Bir hasta yakınıyla kavga ediyorsun. Yani bunu yaşamak ister misin? Son iki yılda yani birçoğu artık gazi makamını hak edecek bir mücadele verdiler. Yani bambaşka bir olay yaşandı burada yani. Dolayısıyla evet benim de şimdi bir doktora kızarsınız, bazı doktorların durumu iyidir şudur ama bu genel teşkil tabii, etmiyor tabii. Yani. Yoksa bahsettiğimiz keşke hep böyle Nişantaşı'nda en iyi şeyini muayene alet açmış parasını kazananlar değil yani. Birçok o seviyede doktorun hala devlet hastanelerinde çalıştığını görüyorsun zaten. Yani hani evet gidebilir bir özel hastanede belki bugün kazandığı 7 katı 8 katı para kazanabilir. Ama diyor ki hayır ben diyor şeyde devlet hastanesi şunu da şöyle bunu da şöyle satmayalım yani acayip hani çok güzel bir şey bu. Yani bunu ama böyle çok da kutsalmış gibi düşünmeyeyim. Çünkü öyle, şöyle bir şey var. O devlet hastanesinde bir özel hastanede görebileceğinden 1000 farklı çeşit vakayı görüp kendine değer katıyor. Yani aslında değerini arttırmış oluyor. Ama bu bile büyük bir hizmet. Anlatabiliyor muyum? Yani kendisi için bir çıkar tanımlamış olsa da o devlet hastası aslında hepimiz için faydalı bir doğu şey yapmış oluyor. Doğu hizmeti ve erkek doktorların askerlik esnasındaki öğrendikleri bayağı bir şeydi. Tabii tabii. Yani bu biraz kendi aralarında espri yaparlar. Deneme yanılma öğreniyoruz. Ama biraz da tıp da öyle bir şey yani. Hani evet belirli bir mekanizması, matematiği var ama şimdi hani evet. Bir doktoru diğerinden daha herhalde farklı Önemli yapan kısmı. Şey deneyimi. Evet. Yani daha önce benzer bir şey görmüş olmuş. Çünkü hepimiz ona bakıyoruz mesela. Daha önce benzer bir şey yaşamış mı doktor? Bu konuda biliniyor mu, tanınıyor mu falan diye. Neyse şimdi tıbba girmeyeyim de. O zaman son sorumuz olsun. Bu zaten neden böyle programlarında bizim standardımız her şeyin bir siyasi yüzleşimini konuşmak gerekiyor. Şimdi iktidar partisinin zaten oy oranı %30'un. Hemen ya 1-2 puan altı ya 1-2 puan üstü gösteriliyor anketlerde. Yani anketler öyle evet, söylüyor. Evet yani onun küçük ortağı da %5 ila 8 arasında 9 arasında gidiyor. Onu hiç geçit gösteren yok. Bu da toplamın 40'a ulaşmadığını en fazla 40 kadar olduğunu gösteriyor. Çok ağır bir kış geçti geçiyor daha da bitmedi. 1-2 ay daha bu faturalarla yaşayacağız. Merkez seçmen muhtemelen daha artacak. Ama henüz o büyük kopmalar olmadı. Acaba ekonominin iktidar lehine gelişebileceği, daha rahat mevsimler olan ilkbahar, sonbaharı böyle bir toparlama yapabilir mi? Yoksa zaten bu kış mevsiminden öyle bir ağır zor çıkıyor ki belki dağılma tam şimdi olmadı ama ilk şeyinde küçük bir karşısına gelen bir olayda, riskte hemen bir anda çatırdayacak. Ne dersin? Ya ben bu kadar zaten hani kopmalar olmadığı söylemine çok katılmıyorum. Yani. Bence kopmalar oldu. Sadece biz onu henüz daha bir sandıkta karşı karşıya kalmadığımız için görmedik. Dip dalga gibi. Evet evet. 2001 krizinden sonra 2002'de bütün siyaseti tasfiye etmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Altını çizeyim sadece 3 parti değil iktidardaki, bütün muhalefetteki meclisi, de 2 parti. Tabii tabii bütün meclisi sildi. Yerine işte hiç mecliste olmayan Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi o zaman CHP mecliste değildi. Baraj altı kalmıştı 99 seçimlerinde. Doğru. Hepsini gönderdi. Hiç içeride olmayan 2 tane. Şimdi zaman zaman şöyle bir şey tartışma oluyor ya siyasetle ilgili. Ya işte bizim milletimiz ne olursa olsun işte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veriyor. İşte bak bu kadar sıkıntı var hala gidip oy verecek olan var. Tabii ki verebilir insanların tercihi. Ama aynı o bahsettiğimiz seçmen yani bundan hem de 20 sene evvel belki bugün arada bir de bir 20 yıl yaşamış. Ve bu 20 yılın içerisinde belirli bir iyileşmeyi görmüş. Üzerine kötüleşmeyi yaşayan bir seçmen kitlesinden bahsediyorsun. Yani şöyle düşün. Biz 2001'de pıt çöktük. Hop bütün meclisi işte şey yaptı. Tasfiye etti seçimle. Şimdi böyle yükseltti AK Parti. Yükseltti. Buraya kadar gelmiş. Tak buraya düşürdü şimdi gene. Aynı seçmen. Yani neden hani bu kadar şeye şaşırırız bilmiyorum. Yani bunu ben mesela söylediğim zaman bana yakacağım omuz öyle şey diyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi MHP'nin toplam oyu ancak 25-26'yı bulup MHP'nin
AKP'den daha yüksek oy alabileceği bir seçim görebiliriz mesela. O da şundan dolayı hani hala eli diğer tarafa gitmediği için işte AKP'yi de cezalandırmak için MHP'ye oy verdi ve MHP'yi biriktirmiş. Bir önceki seçimde gördük bunun bir demosunu. Yani ikisinin top mesela şöyle bir şey görebiliriz. Milliyetçi Hareket Partisi 17, örnek veriyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi 15. Ben şimdi bunu söylediğimde bana bir ton laf ederler muhtemelen ama yani evet, o da şundan ötürü ama anketlerde öyle bir sonuç gözükmüyor. Ama ben bu memleketin vatandaşının yani 2001 seçimi bunun bir örneği. Ondan sonraki bütün seçimler aslında bunun bir örneği. Kendini iyi hissettiği zaman gitti. Yani başarılı olduğunu düşündüğü zaman gitti oyunu verdi. Ama şimdi ekonomide başarısız olduğunu görüyoruz. Var. Dış politika dışta faktörler var. Kültürel faktörler, laik, dinci. Bu elektrik ve doğal yok. Bence bu elektrik, doğalgaz meselesi falan yani gerçekten başka bir şey yaşatıyor şu anda. Şöyle düşünelim bak. Biz hepimiz belirli gelir farklılıklarına sahip insanlarız, yaşıyoruz. Ya şimdi ben ay başında benim evimin işte kapıcısı var. Bir de işte doğalgaz faturası ödüyorum. Bak bu kadar. Yani küçük bir apartmanda yaşıyorum. 10 tane daire var. İkisinin toplamı 1000 lira aidat. Yani çünkü kapıcının maaşı arttı. İşte doğalgaz ödüyorsun. Aidat ödedim. 3 gün sonra telefonum çaldı benim. Kapıcı arıyor. Diyor ki abi doğalgaz faturası yeni geldi. Kasadaki parayla apartman bunu ödeyemiyor. Bütün dairelere biner lira daha düştü diyor. Yani 1000 liralık aidat 2000 oldu şu anda. Hepimizin evinde elektrik kullanılıyor. Yani herkes gördü şu an o değişimi. Hani bir propaganda aracının ulaşamayacağı kadar çok başarılı bir şekilde her yere elektrik faturaları ama gitti. Ama biz bunları söylerken Kasım Aralık ayında bakın bu kuru buralara götürmeyin. Halk sizde sessiz kalmayın. Evet. Sonra size bir geri dönecek derken bunun biz, da hatta bir saniye ben burada biraz kızgınım. Herkes şey diyordu. Sizde hep iktidar böyle olsun diye diyorsunuz diyor. Diyordu ki bu 10 liraya geçerse 12 liraya geçerse bambaşka yere gider. Bir gün ucu bankalara kadar dayanır. Kamu maliyesi dayanır derken kamu maliyesi dayanınca ne olduğunu gördük. Otomatikman çat diye zamlar geldi. Evet. Değil mi? Şimdi onu vatandaş geç yaşadı. Ben o yüzden o işin değiştiğini. Bir de şöyle bir şey var. Mesela o söylediğine benim kızgınlığım var çünkü. Ha, o söylediğine bir ek de ben yapayım. Mesela hepimiz şey diyorduk işte demokrasi, özgürlük işte ekonomik kalkınma için önemlidir. Zenginleşme için önemlidir. Hani birileri de dönüyordu ki ya kardeşim ben cebime girene bakarım memnunum hayattan falan diyordu mesela. Cebinden çıkana da bakacak herhalde. Şimdi aradan işte 2 sene geçti. Aynı kişiler diyorlar ki faturalar cebimize girdi çokmuş bak. Gene demokrasi özgürlük demiyor ama hani bizim o zaman demokrasi ve özgürlük dememizin ne anlama geldiğini bugün cebindeki faturayla en azından daha iyi kavramaya başladı insanlar. Ben o yüzden siyasi sonuçlarını ben siyasi analist değilim. Sadece hani bu memleketi iyi kötü izlediğim kadarıyla diyorum ki o kadar böyle acayip bir ilgiye mazhar bir siyaset ortamının bugün olduğunu sanmıyorum iktidar partisine. Her eve bundan sonra her ay şey gidecek yani muhalefet partisi broşürü gibi düşün ya. Elektrik faturası fatura, gidecek. Doğru. Doğalgaz faturası gidecek. Yani sen broşür gönderemezsin 40 milyon aboneye. Sanayiye gönderemezsin. Adamın tak diye eline düşecek. Aa geçen ay 1000 lira ödemiştim. Bu ay 1500 gelmiş falan diyecek. Ben de buna benzer örneği şeyde görürdüm. Şimdi her yerde belediyelere paralar veriyor siyasi partiler tanıtım yapmak için. Bunun en iyi yöntemi benzinliklerdeki fiyatlar. Mesela. Onlar konuştu, AK Parti yaptı. Benzin 15 TL oldu. Hayaldi, gerçek oldu. Ya 15 TL orada LPG 20 10 TL. Bunları görüyor insanlar. Ama dediğimiz gibi başka faktörler de var. Yani süreçler düzeltebilirler var, mi? Bu var. Bilmiyorum. Yani Murat bana çok artık bu işin yani bir zincir koptuktan sonra işte tesbihin şeyi imamesi koptu. Şeyler dağıldı, boncuklar. Şimdi böyle tek tek toplayıp onları yeniden dizmen gerekiyor. Tamam mı? Bu çok zor bir iş yani. Başta o imameyi koparmayacaktın yani. O yüzden bana çok hani şey gelmiyor. Bu saatten sonra 2 tane boncuğu bulup belki koymuş olursun ama tespit birleşmeyecek artık bir daha kolay. Yani aynı görüşteyim ama doğal olarak birçoğumuz tabii rakamlarla çalışmak zorundayız. Evet. Anketlerde daha net bir şey görmediğimiz için herkese bir temkinlik var. Bu benim fikrim ya. Ben sadece böyle hani bir de yıllar sonra böyle bir şey gerçekleşirse ya ben söylemiştim falan diye. Tamam gerçekleşmezse hani ama görmezsen. Hayır böyle bir uçta bir şey yakaladığın zaman gerçekleşirse şey oluyorsun. Kain oluyorsun ama aslında olmazsa da hiç kimse hatırlamıyor. Sen de hatırlatmıyorsun ya. O esnada mı? Ben de kendi surat ifadelerimle, mimiklerimle ben de o hikayenin parçası oluyorum. Ben de dalga geçecekler o kısımda. Teşekkür ediyorum geldiğin için. Ederim. Elinize sağlık. Çok güzel. Sağ ol. Bu hafta Mesele Ekonomi'de Neden Böyle programında işsizlikten başladık ve enflasyona kadar gittik. Kamu hizmetlerine kadar, gelecekteki sosyal güvenlik sistemine kadar ve bunların hepsinin siyasi sonuçlarına kadar konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.